Tenceremizin altını açıyoruz. Bir miktar sıvı yağ koyuyorum. Şimdi içerisine kuzu etimi ekleyeceğim ve yavaş yavaş kavurmaya başlayacağım. Tabii biraz tenceremin ısınmasını bekliyorum. Bu sırada da soğan ve domatesimi de hazırlayacağım. Kuru soğanımızı soyalım. Sarımsaklarımızı şimdi ince bir şekilde doğruyoruz ve kenara alıyoruz. Sıra geldi kuru soğana. Kuru soğanı da yarım piyaz yapıyorum. Evet, soğanımız, sarımsağımız hazır. Şimdi kuzu etimizi de ekleyelim tenceremizin içerisine. Kavurma işlemine başlıyoruz. Kuzu etini güzelce kavurdum. Kapağını da kapatmadan hemen önce bir miktar su ekliyorum. Tekrar güzelce çevirdikten sonra herhangi bir tuz veya başka bir şey eklemeden kapağı bu şekilde kapatıyorum. Yaklaşık bir 20-25 dakika bu şekilde pişireceğim ve arkasından da malzemelerini içerisine ekleyerek pişirmeye devam edeceğim. Pişirme işlemine devam edeceğim. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. Evet, kuzu etlerimiz güzelce pişti. Kendi suyunu da bıraktı kuzu eti. Sarımsakla başlayalım. Sarımsağımızı koyuyoruz. Hemen arkasından soğanlarımızı ekliyoruz içerisine. Güzelce karıştıralım. Bu noktadan itibaren içerisine tereyağı ekleyeceğim. Bir tane tereyağımızı ekleyelim şimdi. Tuzumuzu artık ekleyebiliriz. Ve biraz da karabiber koyuyorum. Taze çekilmiş. Şimdi domatesimizi de hazırlayalım. Domatesin kabuklarını alacağım. Domatesimizi doğrayalım. Domatesimizi de biraz iri doğruyorum. Domatesi de ekleyelim şimdi tenceremize. Domatesi de ekledikten sonra bir süre daha bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Diğer tavamızda ise tereyağında közlenmiş olan patlıcanımızı çevireceğiz. Tereyağı güzelce eridikten sonra şimdi içerisine közlenmiş patlıcanlarımı ekliyorum. Az miktarda tuz gezdiriyorum. Servis tabağına önce kuzu etini koyuyorum. Sotelemiş olduğum patlıcan, közlenmiş patlıcandan da şimdi üzerine koyuyorum. Birkaç parça taze kekikle servise sunacağım.